Mutlu akşamlar. Futbol Meydanı'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Futbol Meydanı'nda bu hafta yine birbirinden değerli konuklarımız var. <laughs> Geçen hafta olduğu gibi. Ergin Aslan, Mehmet Ayan ve Mehmet Emin Uluç Futbol Meydanı'nda bizlerle birlikte hoş geldiniz. Merhaba hoş, Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Günün sıcak gündemiyle başlayalım. Az önce ana haber bülteninde paylaştık. Fenerbahçe'de, Samandıra'da neler oluyor sorusu birkaç gündür gündemde. Bugün Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç Samandıra'daydı ve olumlu mesajlar verdi. Detaylar Mehmet Emin uluşta. Evet. Hem yaşanan sürece hem Sayın Ali Koç'un açıklamalarını nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl görmek lazım? Şimdi öncelikle Fenerbahçe'de herkes şunu merak ediyor. Erol Hoca ile devam edilecek mi? Erol Hoca ile devam edilmeyecek mi? Erol Hoca gitsin, gönderilsin, hı hı. istifa etsin vesaire vesaire ama şunu atmamak lazım. Teknik direktör değişikliği hele ki ee, bu şartlarda bu dönemde çok da kolay bir şey değil. Ee, bu arada şunu da belirtelim. Fenerbahçe'de son teknik direktör değişikliği de bir Trabzon maçı sonrasına denk gelmişti hatırlarsanız. Hatta öncesinde ha, öncesinde denk geldi de. Işte Ersun Hoca, Ersun Hoca tabii. E, Nezaketen. Son maça çıkmıştı. O zaman da şunu tartışmıştı. Görevden madem, ayrılıp çıkmıştı son maça. Tabii tabii. Madem görevi bıraktın neden e, maça çıkıyorsun gibi tartışma konusu olmuştu. Yani şöyle bir şey olamaz bir kere. İşte Trabzon maçı kaybedilirse Erol Hoca gidecek mi? Yani şunu mu düşünüyorsunuz? Ee, Sayın Başkan Erol Hoca'yı çağırdı karşısına. Hocam sen bu maçı kaybedersen seni görevden alacağız. Böyle bir konuşma olmaz. Olmaz. O olmaz tabii. Yani... Ama oldu daha önce Sayın Koç döneminde. Yani bu maçı kaybedersen... Taraftar istedi olmadı mı? Hayır bak. Hocaya bu maçı kaybedersen seni görevden alırım demez başkan. Koku öyle gitti değil mi? Fenerbahçe'de. Ne dediler? Bu maçı kaybedersen seni görevden alırız mı dediler? Bilmiyorum yani. Maçtan sonra gitti ama. Maçtan sonra gidebilir. Maçtan sonra hoca değişikliği olabilir. Bu bu arada e, atıyorum. E, Kadıköy'de ya da deplasmanda çok kritik bir maçta e, kötü bir sonuç alırsınız. Bunların hiç konuşulmadığı bir dönem olur. Buna rağmen hoca ile yollar ayrılabilir. Bu böyle olacak demiyorum. Bu böyle bir ihtimal de söz konusu. Eee bir kere şunu belirteyim. Fenerbahçe'de taraftarın düşündüğü kadar kötü bir durum yok. Yani e, takımın içindeki havadan bahsetmek gerekirse daha say muhalifiyeti sonrası futbolcuların e, psikolojik durumu daha kötüydü. Şu anda o seviye değil ve e, Erol Hoca da aynı şeyi söyledi. Önümüzde 15 maç var. 45 puanlık bir tablo var. Biz buradan e, bu işi kotarabiliriz düşüncesi. Futbolcular da aynı düşünceler. Tabii ki Trabzon maçı öncesi bu düşünce var. Trabzon'da Muhtemel bir puan kaybı halinde neler olur bilinmiyor. Ama futbol takımının inancı şu ki biz Trabzonspor'u yeneriz. Hem puan olarak hem de moral olarak buradan bir ivme kazanıp ilerleriz. Son durum bu. Tabii ama yenilirse de Trabzonspor'la puanları eşitleyecek. Lider Galatasaray'da kazanması durumunda. 6 puan geriye düşecek. tabii. Bir de gizli lider tabir ettiğimiz Beşiktaş var ki arada. O da başka bir hikaye. Tabii Beşiktaş bu haftayı bay geçti. Evet. Onun da altını çizmek lazım. Ne dersin Mehmet Ayan yaşananlar için? Fenerbahçe'de hareketli günler, saatler, dakikalar, saniyeler yaşanıyor. Geçen hafta neyse. bu soru sorulduğunda ya Fenerbahçe'de puan cetveline hiç bakmıyorlar mı? Bu neyin gürültüsü diye yorum yaptığımızı hatırlıyorum. Hı hı. Ama artık Göztepe maçıyla beraber çok haklı olarak Fenerbahçe taraftarı ve medyası ve kamuoyu ben Fenerbahçe medyasındaki arkadaşlarım pek çoğunu tanıyorum. Onlardan çok şey okuyabiliyorum Mehmet Emin dahil olmak üzere. Ee, coşkulu değiller. Onların coşkulu oldukları zamanın ne olduğunu biliyoruz yani. Onların Fenerbahçe adına ümit besledikleri anların ne olduğunu biliyoruz. Çünkü medyadaki arkadaşlar, taraftar, sokaktaki insan, kamuoyu, sosyal medya, şunu çok iyi biliyor. Bu futbol bana umut vermiyor. Yani burada bir tek Gustavon'un gidişiyle ortaya çıkan tablo ve devamı artık kaç maç, bir iki maç daha her neyse istediği kadar şey gelsin, Mesut gelsin, istediği kadar İrfancan kahveci gelsin, Felkas gelsin. Ya ben ümitsizim abi. Benim hala umudum var diyor ya şarkı. Benim hiçbir zaman umudum yok türünde. Yani Fenerbahçe taraftarı özellikle 3 Temmuz'dan sonra başta sosyal medya olmak üzere e, kitle iletişim araçlarında son derece iyiler ve o iyiliklerini de kuvveden fiile geçirdikleri ve geleceği gördüklerini biz defalarca gördük. İlk iki Ali Koç sezonunda da gördük. Sonra Zıldırım sezonunda da gördük. Aykut Kocaman zamanında da gördük. Çünkü Fenerbahçe taraftarı o laboratuvarı tutabiliyor. O Tabii. laboratuvardan da şu an itibariyle iyi bir doğru bir karışım. Harika bir kimya çıkmıyor. Fenerbahçe taraftarı diyor ki ben buradan umutsuzum. Fenerbahçe Trabzonspor maçını velev ki kazandı. Kazandıktan sonra da Fenerbahçe taraftarının ancak hocayı gönderelim duygusu azalacak. Fenerbahçe taraftarının içinde coşku yok, umut yok. Çünkü feraset sahibi. O gelecekteki yanlış gidişatın sonuçlarının e, görüleceği ferasetin sahibi Fenerbahçe ee, kötü bir tablo çizdi aslında Ergin Aslan, Mehmet Ayan ve Mehmet Emin Uluç. Gerçekçi bir tablo diyelim. Realist baktınız. Of. Yani oynanan futbol kime keyif veriyor ki? Yani ama o, ama o, kadro beni çok umutlandırıyor mesela. Ya kadro üzerinden gitmiyor iş bir kere de. Şunu söyleyelim şimdi Gustavo'suz maçlar oynandı. 3 maç var. İki mağlubiyet var, bir galibiyet var. Hadi mağlubiyetleri bir kenara koyalım. Hı hı. Galibiyeti konuşalım. Evet. Fenerbahçe'nin Karagümrük galibiyetini konuşalım. Futbol olarak konuşalım. Mehmet Yener ne dedi? Puan olarak dedi. Yani iki ayırmıştık Fenerbahçeyi. Kötü futbol oynayan Fenerbahçe vardı ama puan olarak rakipleriyle eş değer bir Fenerbahçe vardı. Galatasaray öyle ya da böyle kazanıyordu ki kazanmaya devam etti. Beşiktaş ee, bu grup arasında hatta belki de bence e, ligin en iyi top oynayan hı hı. bir iki takımından bir tanesi belki de en iyisi ama Fenerbahçe kötü oynuyordu kötü oynarken kazanıyordu e, yine de kazanıyor diyorduk ama şimdi hem kötü oynuyorsun hem kaybediyorsun. Bir de Ergin kusura bakma sen tam bütünlük olarak anlat bir de Beşiktaş ve Galatasaray'da şöyle bir durum var kötü gidişat sürdüğü müddetçe cerrahi müdahaleyi el koymayı ihtilali yapabilecek bir ekip var. Sergen Yalçın ve Fatih Terim komutasında. Fenerbahçe öyle bir komuta kademesi görüyor mu? Toplanılan puana baktığın zaman 26. hafta itibariyle kötü değil. Ama şampiyonluk yarışında olduğun rakipler de seri galibiyetleri aldığı zaman ve seri galibiyetler alırken oyun olarak senin üzerine çıktığın zaman umutsuzluğa iten şey aslında bu. 15 hafta var. Evet burada toplanacak 45 puan var. Hı hı. Ve rahatlıkla üstüne çıkabilirsin. Normal şartlarda. Ama umut ettirmeyen, hayal ettirmeyen ve kötü hissettiren şey futbol. Bununla birlikte skor alamadığınız zaman ki aslında 11 maçın 8'inde kazanmış Fenerbahçe. Şimdi Trabzonspor'un futbolu Fenerbahçe'nin çok üzerinde mi? Bence değil. Ama kazanıyor. Skor alıyor. Şimdi, i̇yi hissettiriyor. Çünkü çok kötü bir tablo aldı Abdullah Hoca. Üstüne ne koysa bu artı görünecekti. Fenerbahçe'nin Erol Hoca ile birlikte transferleriyle birlikte sezona giriş beklentisi o kadar yüksekti ki o yüzden hayal kırıklığı diğer camialara beklentilere göre daha fazla. ...daha çok yüksek oluyor. Ha Bundan sonra ne olur? En kötü şey panik hali. Onu hissediyorum ben Fenerbahçe'de. Şampiyon olamama sendromuna girmek. Bu sıkıntılı bir şey. Trabzon da bunu çok yaşar. Geçen sene de mesela camia... ...evet sahada e, formsuz maçları oldu ama... ...şampiyon olamama sendromu... ...bu iki camia üzerine biraz sirayet etmiş gibi. Fenerbahçe'de en kötü şey panik hali. Fenerbahçe sakin olacak. Fenerbahçe'de ayaklar yere basacak... ...ve soğuk kanlı kalacak. Çünkü... Ee, an itibariyle Trabzon'a kaybetseniz bile Erol Hoca'yı değiştirmek çözüm değil. Geçen sene yaşandı bu. Tahir Hoca geldi. İşte Volkan Demirel, Emre Belezoğlu hadi sizi götürün. Hep böyle olmuştur bu. Hocalar gider. Hadi sezonu geçiştirelim bir ekiple. Sonra yolumuza devam edelim. E göre. Buradan iyi iş çıkmaz. Hayır iş çıkmaz. Bir Peki, kere... Ha. Devam edeceğiz. Tamam. Ee, çok önemli bir konuğumuz var. Amerika'ya çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Şampiyonu konuk edeceğiz. Avni Yıldırım. Skype bağlantısıyla bizlerle birlikte tabii ki sevgili Ahmet Öner'le birlikte şampiyonluk için gün sayıyorlar Amerika'da. WBC ve WBA süper orta siklet uman maçına çıkacak.